Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Zweiteilige Konjunktion. Hazırsanız dersimiz başlasın. Zweiteilige Konjunktion ne demek? Güzel Türkçemizde bu arkadaşlar ikili bağlaç olarak çevrilebilir. Şöyle ki bu dersimizde ne de şeklindeki bu ifadeler vardır ya, bunun Almanca'daki karşılığını görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi ilkine baktığımızda weder noch ile tam da bu ne de anlamına gelen weder noch yapısını görüyoruz. Şimdi burada fark ettiyseniz iki eksi yaptım. Neden iki eksi koydum oraya? Çünkü ne o ne de o anlamına getirmek istediğim için bu şekilde işaretlemek istedim. Şimdi örnek cümlemize baktığımızda ne diyor? Paula ist kein Fleisch. Tabi buradaki ist'i ben tek bir s ile yazmışım. Halbuki ne olacaktı arkadaşlar? Yemek derken ne olacak? 2 s getireceğim. Zaman zaman böyle olabiliyor. Şimdi demek ki Paula ist kein Fleisch denildiğinde arkadaşlar Paula et yemiyor demiş oluyoruz değil mi? Sie ist auch keinen Fisch. Evet, o balık da yemiyor. Şimdi ne diyeceğiz? Paula ne et yiyor ne de balık yiyor. Bu durumda weder noch kalıbını kullanacak olursak ne diyeceğiz? Paula ist weder Fleisch noch Fisch. Yani ne et yiyor ne de balık yiyor. Hiçbirini yemiyor. Söz gelimi vejetaryansa değil mi? Et ve balık yemiyorsa bu kişi ne diyeceğiz? Paula ne et yiyor ne de balık yiyor. Bu durumda Paula ist weder Fleisch noch Fisch diyeceğiz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Michael mag Mathe nicht. Evet, matematiği sevmiyor Michael. Mag Chemie auch nicht. Chemie hangi dersi arkadaşlar? Kimya dersi. Kimya dersini de sevmiyor dediğimizde demek ki da yapısı neydi? Auch. Dolayısıyla kimya dersini de sevmiyor dediğimizden. Şimdi ne matematiği seviyor ne de kimya dersini seviyor. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Weder noch'tan destek alacağız. Michael mag weder Mathe noch Chemie. Demek ki Michael ne matematiği seviyor ne de kimya dersini seviyor derken ne diyecekmişiz arkadaşlar? Michael mag weder Mathe noch Chemie diyecekmişiz. Bir sonraki yapıya bakalım. Burada arkadaşlar entweder oder yapısı var. Entweder oder, bakın burada ikisinde de artı var. Ya o ya da o anlamına gelmiş oluyor. Ne demek istediğimi anlatayım bu örnek cümle içinde. Ihr könnt ins Kino gehen. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Sizler sinemaya gidebilirsiniz. Ihr könnt ins Theater gehen. Sizler tiyatroya gidebilirsiniz. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Ya sinemaya gidebilirsiniz ya da tiyatroya gidebilirsiniz diyecek olursak, bakın entweder ile cümleyi başlatabiliyorum. Bu durumda entweder könnt ihr ins Kino oder ins Theater gehen denildiğinde ya sinemaya gidebilirsiniz ya da tiyatroya gidebilirsiniz dediğimizde demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Entweder oder yapısından destek alıyormuşuz bu durumda. Entweder könnt ihr ins Kino oder ins Theater gehen demiş oluyoruz. Bir sonraki örneğe baktığımızda burada da gene entweder oder yapısını göreceğiz arkadaşlar. Ne diyor örnek cümlemiz? Wir fahren mit dem Zug. Biz trenle gidiyoruz. Wir fahren mit dem Bus. Biz otobüsle gidiyoruz. Şimdi ya trenle gidiyoruz ya da otobüsle gidiyoruz. Ne diyeceğiz bu durumda? Wir fahren entweder mit dem Zug oder mit dem Bus. Bakın bu sefer arkadaşlar entweder yapısı cümlenin başına değil de eylemden hemen sonra geldi. Bu şekilde de ifade edebilirdik. O zaman bu durumda ne olacak? Biz ya trenle gidiyoruz ya da otobüsle gidiyoruz dediğimizde demek ki wir fahren entweder mit dem Zug oder mit dem Bus diyecekmişiz. Dilerseniz bu cümleleri, bu örnekleri tekrar bir üstünden bir geçelim. Demek ki weder noch ne de anlamında. Yani ikisinde de bir olumsuzluk söz konusuysa demek ki weder noch ne o ne o anlamına geliyormuş. Örnek cümlemiz ne diyor? Paula ist kein Fleisch. Paula et yemiyor.
Sie ist auch keinen Fisch. Demek ki o balık da yemiyor. Değil mi arkadaşlar? Bu durumda Paula ne et yiyor ne de balık yiyor dediğimizde Paula ist weder Fleisch noch Fisch demiş oluyoruz. Demek ki ne et yiyor ne de balık yiyor. İkinci örnekte Michael mag Mathe nicht. Michael matematiği sevmiyor. Er mag Chemie auch nicht. O kimyayı da sevmiyor. Dolayısıyla ne matematiği seviyor ne de kimyayı seviyor. Bu durumda Michael mag weder Mathe noch Chemie demiş oluyoruz. Demek ki weder noch yapısı arkadaşlar olumsuzluk için değil mi? Ne o ne de o anlamına gelmiş oluyor. Entweder oder yapısına baktığımızda bakın burada bir olumluluk söz konusu. Ya o ya da o değil mi? İki seçenek arasındaysak ikisine de aslında yeşil ışık yakıyorsak değil mi? Ne yapacağız? Ya o ya da o. Bu durumda ne yapacağız? Bakalım örneğimize. Ihr könnt ins Kino gehen, ihr könnt ins Theater gehen. Evet, siz sinemaya gidebilirsiniz, siz tiyatroya gidebilirsiniz. Bu durumda siz ya sinemaya gidebilirsiniz ya da tiyatroya gidebilirsiniz. Ne diyeceğiz? Entweder könnt ihr ins Kino oder ins Theater gehen. İki alternatif var. Değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren mit dem Bus. Trenle gidiyoruz, otobüste gidiyoruz. Şimdi ne diyeceğiz? Ya trenle gidebiliriz ya da otobüste gidebiliriz anlamına gelen. Wir fahren entweder mit dem Zug oder mit dem Bus demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Paula ist kein Fleisch. Sie ist auch keinen Fisch. Paula ist kein Fleisch. Sie ist auch keinen Fisch. Paula ist weder Fleisch noch Fisch. Paula ist weder Fleisch noch Fisch. Michael mag Mathe nicht. Er mag Chemie auch nicht. Michael mag Mathe nicht. Er mag Chemie auch nicht. Michael mag weder Mathe noch Chemie. Michael mag weder Mathe noch Chemie. Ihr könnt ins Kino gehen. Ihr könnt ins Theater gehen. Ihr könnt ins Kino gehen. Ihr könnt ins Theater gehen. Entweder könnt ihr ins Kino oder ins Theater gehen. Entweder könnt ihr ins Kino oder ins Theater gehen. Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren mit dem Bus. Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren mit dem Bus. Wir fahren entweder mit dem Zug oder mit dem Bus. Wir fahren entweder mit dem Zug oder mit dem Bus. Sırada arkadaşlar zwar aber yapısı var. Zwar aber arkadaşlar gerçi ama anlamına geliyor. Dolayısıyla bakın burada eksi ve artı olarak ifade ettim. Burada olumsuz bir şey var ama şöyle de bir yanı var dediğimizde demek ki gerçi böyle olumsuz bir şey ama böyle de olumlu bir şey var diğer taraftan demiş oluyorum. Ne demek istediğimi cümle içerisinde anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk örneğe baktığımızda Die Wohnung ist klein. Bakın burada ne diyor? Ev ya da daire küçük. Değil mi? Bir sonraki cümle ne diyor? Sie ist bequem. O rahat. Dolayısıyla ev küçük, ev rahat ya da daire küçük, daire rahat gibi düşünelim. Şimdi ne diyeceğiz? Daire küçük, gerçi küçük ama rahat, konforlu diyeceğiz. Dolayısıyla zwar aber yapısından destek aldığımızda Die Wohnung ist zwar klein, aber sie ist bequem dediğimizde demek ki burada zaten kendini hissettiriyor arkadaşlar. Gerçi küçük, zwar klein ama aber sie ist bequem ama o ne nasıl konforlu, rahat, güzel bir ev demeye getiriyor değil mi? Konforlu, güzelden ziyade konforlu demeye getiriyor. Dolayısıyla Die Wohnung ist zwar klein, aber sie ist bequem demiş oluyoruz. Ve son örneğe baktığımızda Der Regenmantel ist alt, er ist wasserdicht. Evet, bakın Der Regenmantel yağmurluk demek arkadaşlar. Alt eski, er ist wasserdicht. Su geçirmez dediğimizde demek ki wasserdicht diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Yağmurluk gerçi eski ama su geçirmiyor değil mi? İşlevsel
Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Zwei Aber yapısından destek alacağız. Bu durumda der Regenmantel ist zwar alt, aber er ist wasserdicht. Demek ki arkadaşlar yağmurluk gerçi eski ama er ist wasserdicht demiş oluyoruz. Demek ki zwar alt gerçi eski ama bakın güzel Türkçe'ye de çok yakın aslında fonetik olarak değil mi? Ama. Dolayısıyla gerçi ama ifadesini zwar aber ile sağlıyoruz. Şöyle bir üstünden geçelim öğrendiklerimizin arkadaşlar. Die Wohnung ist klein. Demek ki ev ya da daire neymiş? Küçük diyor değil mi? Sie ist bequem. O konforlu. Şimdi ne diyeceğiz demek ki? Ev ya da daire artık neyi kastediyorsam değil mi? Daire küçük ama o konforlu dediğimizde Die Wohnung ist zwar klein, aber sie ist bequem demiş oluyoruz. Ve son örnekte ne diyor? Der Regenmantel ist alt, yağmurluk eski, ist wasserdicht, o su geçirmez. Şimdi zwar ve aber ile ele aldığımızda demek ki Der Regenmantel ist zwar alt, aber ist wasserdicht dediğimizde demek ki yağmurluk gerçi eski ama ne durumda? Su geçirmiyor değil mi? İşlevsel demeye getirmiş oluyor. Yani işlevsellikten kasıt su geçirmiyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu örnekleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Wohnung ist klein. Sie ist bequem. Die Wohnung ist klein. Sie ist bequem. Die Wohnung ist zwar klein, aber sie ist bequem. Die Wohnung ist zwar klein, aber sie ist bequem. Der Regenmantel ist alt. Er ist wasserdicht. Der Regenmantel ist alt. Er ist wasserdicht. Der Regenmantel ist zwar alt, aber er ist wasserdicht. Der Regenmantel ist zwar alt, aber er ist wasserdicht. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde zweiteilige Konjunktionen konusunun ilkiyle, ilk bölümüyle bir giriş yaptık. Bir sonraki dersimizde bu konuyla devam ediyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.